Geçmiş ekranlarına, yeni nesil yayıncılığa hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye devam ediyorum son hızımla. Şu anda neredeyim? Küçükçekmece Belediyesi'nin hobi bahçesine geldim. Burada bahçıvanlık yapacağım. Yeşil montumu da giydim böyle bir güzel yeşiller içerisinde. Hava çok soğuk ama onu da söylemekte fayda var. Donuyoruz burada. Hadi o zaman hemen başlayalım. Buyurun. Efendim bana kim iş yaptıracak? Kemal Kayabaş. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, siz hoş geldiniz. Hoş buldum. Böyle tam akşam olma vakti ve hava da gayet soğuk. Ben bugün sizinle çalışmak istiyorum. Ne iş yapacağız? Bugün meyve ağaçlarının bakımlarını ve budamalarını yapacağız. Tamam. Bakalım işler kolay mı? Kolay mı sandın bahçıvanlık? Evet. O zaman başlayalım mı? Tabii, buyurun. Hadi. Kemal abimiz de daha ilk anda sloganımızı söylüyor. Kolay mı sandın? Şimdi yaprak temizliğiyle başlıyoruz. Çanak açılacak sonrası. Çanak açılıyor. Ağaç diplerinin temizliğini yapıyoruz. Ha. Yaprakların... Şey bunu mu? Temizliği. Tırmıkla mı? Evet, tırmıkla yapılıyor. Tamam. Böyle. Bunu yapmamızın önemi ne abi? Şimdi ağaçlarında kalan hastalıklı yapraklarla döküldüğü için diplerinden uzaklaştırıyoruz. Yani bir nevi tedavi. Oluyor mu böyle? Vallahi pek olmuyor. Olmuyor mu? Pek olmuyor. Biraz daha... Bayılıyorum böyle abilerime. Direkt söylüyorlar olmuyor diye. Evet. Olmuyorsa olmuyor değil mi? Ben de bayılıyorum açık sözlü eğiticilerimize. Sağ olsunlar. Bir şey söyleyeyim mi? Çok havada, çok soğuk. Donuyorum şu an. Vallahi zor iş bunlar yani. Soğuk değildir. Sana öyle geliyordur. İşte böyle... Tamam abi. Poşete alacağız. Böyle toplayacağım elimle değil evet. mi? Tamam. Tırma şöyle bir güzel bir yere kaldırın. Size zarar gelecek olmasın. Bence size buyurun. Zarar vermesin o. Buyurun. Avuç avuç yaprak topluyor Tuğba. Yaşlandım herhalde Kemal abi eğilip kalkan. Biraz. Hemen bir bahanem var Tuğba. Sonra? Biraz tam temiz... Tam olmadı gibi sanki. Evet, tam olmadı. Böyle benim de çok içime sinmedi. Yarısı temizlenmedi. O zaman ben temizliğe devam edeyim Kemal evet. abi. Sen Buyurun. De beni seyret. Kameralara oynama Tuğba. İşinle ilgilen. Hem bir terslik var. Dikkat et. Evet, yalnız Tuğba Hanım öyle ters tutmayacağız tırmı. Arkadaşlar nasıl çalışıyor bak. İşler yavaşlatıyor. Gayet normal yani. Tuğba çünkü bu işi yapan değil mi? Sevgili yani seyirciler. Burada da böyle ufak teferruatlar şey yapar. Ne yapar? Sorun yaratır. Ben sorun yaratmak için gelmiş gibi oldum. Tuğba'nın olduğu her işte mutlaka bir sorun vardır Kemal abicim. Hatırlatayım. Tuğba sorun yoksa bile olmadık yerden bir sorun çıkarır. Bakalım bugün daha neler yapacak, ne tersliklere imza atacak, nasıl sizin de işinizi zorlaştıracak. Merakla bekliyoruz. Ağacın dibindeki yaprakları topladım. Pek temiz olmadı ama. Olmadı mı? Şey, oldu. Bu seferlik böyle olsun. Ya ne kadar güzel, güler yüzlü bir abiyle çalışıyorum ben bugün ya. Her şey tamam diyor. Evet. Şimdi Tuğba, gerek ağaçta daha önceden sabit, yani ağacın sabit durması için çakılan erekler var. Ha, şu H şeklinde. Evet. Bu erekler ağacın gövdesine zarar vermeye başlamış. Aa. Bunların sökülmesi gerekiyor. Yine güç isteyen bir durum Tuğba. Yani tam sana göre. Bunun işi bitti mi artık? Evet. Bunları kaldıracağız. Ah, başım burada. Tamam. Bunların da kaldırılması gerekiyor. Ağacı bu mevsimde derin budama yapılmaz meyve evet. ağaçlarına. Yapmayalım. Ara sürgünlerini alacağız. Yalnız çıkma sürgünler var. Şunları. Hani istem dışı çıkan sürgünler var evet. Ha. Bunları temizliğini yapacağız. Neyle alacağız onları? Tabii ki makasla. Aa, en sevdiğim şeylerden bir tanesi bunlar. Önemli olan detay. Tam nereden aldığımız. Için. Evet. Gözün hemen üstünde. Aa. Fazla şeyce zarar vermeden. Evet. Evet. Temizlemiş olacağız. Ki daha güzel çıksınlar, evet, yeşersinler diye. Ağacın diğer şeylerine. Dikkat et, parmağını kesme de Tuğba. Dipten başlarsak hani. Daha güzel temizliğe. Ben şey sondan başlıyorum her zamanki evet. gibi.
Gözden almaz. Hayır, yarayı büyük açmıyoruz. Gözden alıyoruz. Şuradan. Evet. Şimdi abi bu çok hassas bir yerde. Ameliyatı yapan doktor hassasiyetine davranıyor şu an. Doktor gibi çek beni şu an Ayberk. Doktor Tuğba Hanım. Zarar vermeyelim. Yazık. Tuğba makası elinde ağaçlarımızı temizliyor ve eylemliği de aralıksız sürdürüyor. Fakat zaman da ilerliyor, hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Daha hızlı olmalısın Tuğba. Oluyor mu abi? Oluyor da herhalde yetiştiremeyeceksiniz Tuğba. Arkadaşlardan yardım alalım. Öyle görünüyor abi, herhalde 3 gün sonra buradan evet, çıkacağız gibi. Evet, 3 günde geçecek gibi. Arkadaşlar yardımcı olabilir miyiz? Bir gelin ya, bir el atın şu ağaca da bitsin. sağlam ekibim var ya, muhteşem. Yalnız İsmail Bey, odamayı arkadaş yapsın, Tuğba Hanım'a yaptıralım. Neyi? Çapalamayı Tuğba Hanım yapsın. Çapalamayı mı? Evet. İşin her detayını. Ben. Evet. Yaparım ya. Evet, doğru bildin. Sen Tuğba, sen yapmalısın çapalama işini de. Malum orayı bu işi öğrenmeye gittin. O zaman Kemal abimiz ne istiyorsa o senin işin Tuğba. Abi bu kadar yeter mi? Evet, bugün bu kadar yeter. Yerdeki artık dalları toplayalım. Aa. Evet. O zaman şöyle şimdi size... Şimdi emniyet kilidimizi kapatıyoruz. Yavaş yavaş oluyor ya. Oluyor Tuğba. İsteyince oluyor. Aferin sana. Aslan kaç, para para pom. Bitti herhalde, çok bir şey kalmadı. Tırmıkla alırsak daha dallar şey değil. Tırmığım nerede benim? Ne yaptınız tırmığımı? Tırmığım burada. Tırmığı yine ters tutuyorsun Tuğba. Yalnız yine ters tutuyoruz herhalde. Artık acemiliğin geçmesi lazım ama Tuğba'nın. Abi ben bugün doğru düzgün çay içemedim ya. Çay içmeyince benim kafam yerine oturmuyor. O yüzden böyle idare et beni bugün, olur mu? Çay paydosu var aslında bizde. Daha gelmedik o aşamaya. Evet, daha o kadar olmadı. 15 dakikada daha alan duruyor. Budanacak bir sürü alan var. Temizlenecek bir sürü alanımız var. Ya çayda vakit kaybedecek vaktimiz yok. Evet. Malzemelerimizi böyle geliş güzel bırakırsak kendimizi sakatlayabiliriz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Evet, hava soğuk. Evet, zor bir iş yapıyoruz. Ama ben inanılmaz eğleniyorum ya, gerçekten. Böyle bir şeyler öğreniyorum ya bir taraftan da. İnanılmaz keyifli. Bitti. Tamam, sözü fazla uzatmayayım. Kemal abi oradan bakıyor. Geldim abi. Kemal abi ne yapsın Tuğba? İş bitmiyor bir türlü. Ya konuşuyorsun, ya gülüyorsun, ya eğleniyorsun, ya oynuyorsun, ya da yanlış yapıyorsun. Sonuçta işler olduğu yerde duruyor Tuğba. İsmail, çapayı getirir misiniz? Şu hareketle İsmail abi çapayı getiriyor. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Hah, çapa da geldi. Bakalım çapa konusunda nasılsın Tuğba? Başarabilecek misin çapa yapmayı? Biraz daha dışarıdan köklere zarar veren şey yapmadan. Şöyle. Evet, ne kadar geniş olursa. Ben çok bastırmıyorum ki köküne zarar vermeyeyim evet. Diye. Şey, bu ağaç ne ağacıydı? Bu ağaç meyve ağaçlarından birisi, kayısı. Sadece Malatya'da değil, İstanbul'da olduğu bahçemizde de yetişiyor. İnşallah yazın misafirimiz olur da. Ay bir şey söyleyeyim, gelip yiyebilirim ben. Meyvasından da yiyebilirim. Tamam abi, şurada oturuyorum ben zaten ya. Bunun önemi ne abi? Bunun önemi ağacı kökünü havalandırma. Artı kıştaki donmaları şey yapma, su birikmelerini engellemek için ağacın kökünden suyu uzaklaştırmak. Nasıl gidiyor Kemal abi? Yani genel olarak nasıl buldun beni? Vallahi yeni bir başlayan birine göre... İdare eder işte. İdare eder, öğreneceksiniz. Aynen öyle. Herhalde bu bahçeyi tamamını yapana kadar öğrenirsiniz. O zaman bir yıla böyle bölmemiz lazım bunu. O zaman yaz gelir, kış gelir bilmem ne derken... Yok, bu şeyde bitecek. Kış döneminde bitmesi lazım. Aa. Tabii. Ne sandın Tuğba? Bunlar her mevsim geçişlerinden önce yapılması gereken işlemler. Zira bu işlemler yapılmazsa ağaçlarımız güzel meyve vermezler. Ama tabii senin coğrafi bilgin de malum zayıf. Fazla bir beklentiye girmemek gerek. Ben abi çapalama işlemini bir şekilde yaptığıma inanıyorum ama nasıl buldun?
şu an? Karşılaştırın, siz karşılaştırın. Tuğba'nın yaptığı, çalışma arkadaşlarımın yaptığı diye ikiye bölüp karşılaştıracağız o zaman. Bir karşılaştırın. Evet. Gerçekten benimkisi... Bayağı facia. Aşama lazım. Bayağı aşama kaydetmek facia lazım. Facia benimkisi. Benimki sanki güzel eşelenmiş. Yani. Hani kedi tarafından eşelenmiş toprak gibi gözüküyor ama tabii profesyonel eller çok daha farklı yapıyor bu işi. Şimdi abi hangi aşamaya geldik? Ya işte şu anda en üzerindeki yaraları kapatmak için macun çekim aşaması var. Macunu alıp geleyim o zaman ben. Bunu sen tutar mısın? Evet. Kemal abi aldım geldim ben macunu. Evet şu şöyle anda bir gösterelim. Tedavi aşamasındayız evet. Bu şekilde ağaç yaralarına. Ağaç yaralarına şu anda ben müdahale gerçekleştireceğim. Bir nevi tedaviye devam ediyorum ben. Ağaç doktoru oldu. Ağaç doktoru oldu. Bak bu da ayrı bir meslek bana. Nasıl insan kanama oluyorsa yarasında bunlar da bu şekilde salgılama veriyor. Ay ama. Mesela daha önce budama yapılmış ama kapatılmamış. Aman Tuğba, doğaya saygı esas bizde. İyi bak ağaçlarımıza. Burası? Şurada da olabilir. Orası taze daha. Evet, taze. Ona da şey yapalım, sürülebilir. Evet. Allah'ım bir de bir şeylerin kararını ben vermeye başladım ya, oldum demektir bu. Doğru söyle Kemal abi, kameralar güzel, var diye hani böyle şey budama yapmalı. Budama el işçiliğinde şey yapamıyorsunuz ama. Beni yerden yere vurabilirsin. Bu işlerde bayağı... hassas işlerde. Evet, hassas işlerde. Eliniz gayet yatkın. Kemal abi de ne yapsın? Tuğba illi iyi yapıyorsun dedirtmek için çaba gösteriyor. Abiciğim benim işim bitti herhalde. Macun işini hallettim. Artık... Hayır eyvallah. Daha yeni başlıyor. Nasıl yeni başlıyor? Yeni başlıyor. Daha bir ağaç yaptık bu orası şey de mi o? Yani talanın, otlarının da temizlenmesi lazım. Bir de tırpan yapacağız. Ne diyorsun? Evet. Abi bunu bana mı bağlayacaksınız? Evet. Size bağlayacağız. Bakalım nasıl olacak merak içindeyiz. Okula giden öğrenci modu. Bu da bir okul. Değil mi? Değil mi hocam? Hayat zaten okul. Hayat kendisi Kemal bir hocam. Okul. Bu da bir okul. Vallahi okul ya. Ben her gün okula gidiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Çekime değil de. Hem gittiğim yere de bir faydam var abi biliyor musun? En azından hani bir şeyler yapıyorum. Çok doğru. Vallahi çok içten söyledi var ya. Öyle böyle içten değil ya. Desene şurada bir şeyle uğraşıyorum. Tuba abi susarsa. Bir şeyler yapıyor Kemal abi. Herkesi yoruyor. Abi şuna kimi tutalım mı ya? Vallahi çok yoruldum ya. Olmadı. Olmuyordu. Oldu. Evet. Aa dönmeye başladı. Ay bir dakika ben bunu böyle arkama mı alacağım? Hayır yan tarafınıza takacaksın. Kemerler bağlandıysa aksiyon başlıyor. Gaz pedalı var size şeyli. Nasıl ya? Şurası tetik oluyor. Tamam. Şurada. Ha. Evet. Anladım. İnşallah anlamışımdır. Aa! Gezdiriyorsunuz. Gezdirerek devam. Çok güzel. Tuğba helikopter gibisin. Ay bir şey söyleyeceğim. Ellerim böyle şey oluyor. Titreşimden. Titretir bayağı. Kemal abi çekil. Çok güzel ya. Benim kaçmam lazım yalnız. Şu an herkes yanından kaçıyor Kemal abi de buna dahil. Mecburen. Bu nasıl bir iş aşkı Tuğba? Ağzıma ot geldi. Yalnız yaparken sallarsanız bak aralarda şeyler kalıyor. merdiven geldiğiniz için. Yani sallayarak devamlılıkta az gaz, yavaş gazla vereceksiniz. Çok güzel. Atlamadan devam. Efendim ben bugün kolay mı sandığında Küçükçekmece Belediyesi'nin hobi bahçesinde bahçıvanlık yapmaya çalıştım.
artık olabildiğince, değil mi Kemal abi? Çok teşekkür ediyorum biz sana teşekkür bunun ederiz. İçin. Elinize kolunuza sağlık. Umarım ağaçlara zarar vermeden onların yapılması gereken bakımlarını yapmışımdır. Umarım. Elinden geldiğince yapmaya çalıştı. Bazen başarılı oldu, bazen başarılı olmadı. Tekrar bekleriz. Ben bugünkü programımı kapatayım. Ondan sonra siz sağ, ben selamet. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.